Arkadaşlar merhaba. Bugün 4 Ekim Salı. ABD Horse Race Indianapolis Hipodromu'nda 7 koşuluk bir program var. 7'li plaseni ilk ayağı 21.30'da start alacak. 3 yukarı İngilizlere mahsus 1100 metre kompiste bir şartlı satış koşusu ile. Koşu 5000 dolarlık bir satış koşusu. 4 isme yer vereceğiz burada. 4 numaralı Super Duty Justice Rodney Prescott da start alıyor. 1200 metre kompisteki son startında 12 Eylül'de 5000'lik bir satış koşusunda ikinciliği var. Aynı koşuda üçüncü olan Super Duty Justice'ın arkasında üçüncü olan 3 numaralı Pure Tap var. Fernando de la Cruz da start alıyor. Son startın üçüncülüğünden önce yine 5000'lik bir satış koşusunda boyun farkıyla ikinciliği var. 1200 metre kompiste. Bir numaralı My Dad's Better Than Yours Eduardo Perez de start alacak olan bir isim. Ve son olarak 2 numaralı No Man Can, 2 numaralı Orlando Mojica ile 1100 metre kumpisteki son starttaki maiden koşuyu yine aynı jockey ile kazanan bir isim No Man Can. Bu koşuda şans verdiğim isimler. Altılı Ganyan ilk ayağı 22.01'de 3 yukarı dişi İngilizlere mahsus 1200 metre kumpiste bir koşuyla başlayacak. Koşu 40.000'lik şartlı satış koşusu, toplam ikramiyesi 38.000 dolar olan bir koşu. 6 numaralı Off We Go, Leirlo Gutierrez de start alacak. 1200 metre kumpisteki önceki startındaki 61.000'lik bir şartlı koşuyu yaklaşık bir boy farkla kazanan bir isim. Off We Go 6 numaralı. Derecesi 1.10.22. 1 numaralı Hazy Comment, Edgar Morales ile start alacak. O da 1200 metre kompisteki son startını Ofigo'nun burun farkıyla önünde bitiriyor. Ofigo'nun 3. koşusu yanılmıyorsam, evet 3. koşusu Hezzy Command'in kazandığı koşu. 2 numaralı Patna, Emmanuel Escoville'la start alacak olan bir isim. 2 önceki startında 11 Haziran'da 1600 metre çimpisten kumandan 80 binlik şartlı satış koşusunu kazanıyor. Daha sonra bir grup 3 ve Black Type koşularda 5.likleri var. Son olarak 3 numaralı Loft House Dashon Parker'la bu koşuda şans verdiğim son isim. 1 Haziran'da 1200 metre kompisteki 2 önceki startındaki 36 binlik bir şartlı koşuyu aynı jockey ile kazanan bir isim 3 numaralı Loft House. Üçüncü koşu 3 yukarı İngilizlere mahsus 1700 metre çimpiste start alacak bir şartlı koşu. Koşuya baktığımızda koşu 40 bin dolarlık bir şartlı koşu. Biraz fazla isme yer verdik. Burada 8 numaralı Rockin' Justice Andres Ulloa'yla start alacak olan bir isim. 1700 metre çimpisteki önceki startını kazanıyor. 38 binlik şartlı koşu. Son startında da bir stakes koşuda bir boy farkla ikinciliği var. 8 numaralı Rockin' Justice. Aynı stakes koşuda üçüncü olan Akamai var. Rockin' Justice'ın ardından üçüncülüğü var Black Type koşuda. Rodney Prescott da start alıyor. 4 numaralı Lodem Map Justice Josiah Morales ile start alıyor. Son startında o da Rockin' Justice'ın ikinci Akamai'nin üçüncü olduğu koşuda altıncılığı var. Ondan önce de bir dördüncülüğü ve bir 41 binlik şartlı koşuyu 1700 metre çimpiste 1.45.43'te 4 Temmuz'da kazanan bir isim. 1 numaralı Jackson's Gold Eduardo Perez ile start alıyor. Önceki startında 1600 metre çimpisteki 38 binlik şartlı koşuyu 1.35.86 ile 4 boydan fazla bir farkla kazanıyor. Daha sonra 1600 metre kum ve 1670 metre çimpisten kumandan son iki startında ikinci olan 2 numaralı Million Dollar Red Gate Holmes'la ve son olarak 5 numaralı Silent Sonata Fernanda de la Cruz'la şans verdiğim son isim. Million Dollar Red'in ikinci olduğu son startında üçüncü oluyor. 5 numaralı Silent Sonata. Dördüncü koşu. Üç yukarı dışı İngilizlere mahsus 1200 metre kum pistte bir satış koşusu. Burada da iki isme yer vereceğiz. Koşuya bakalım koşu. 12.500 dolarlık bir satış koşusu. 6 numaralı Sweet Justice Samuel Bermudez ile start alıyor. 1200 metre kumpisteki son iki startını yaklaşık birer boy farklarla kazanmış bir isim. Dereceleri 1.12.14, 1.11.03. 6 numaralı Sweet Justice. Rakip olarak da kendisine 8 numaralı Diamonds and Denim Orlando Mojica ile şans start alacak olan diğer bir isim.
Önceki startında 1100 metrede 12.500'lük bir satış koşusunu 1.05.42 ile 4 boy farklı kazanıyor. 6 ve 8 bu ayakta yeterli gibi gözüküyor. 5. koşu Çukar İngilizlere mahsus 1700 metre için pistte bir satış koşusu. Koşuya bakalım. Koşu 10.000 dolarlık bir satış koşusu. Toplam ikramiyesi 18.500 dolar olan 1 numaralı Great Streak Edgar Molares ile start alacak olan bir isim. Üst grup koşulardan koşuya geliyor. 10 numaralı Counter Offer Orlando Monica ile start alacak. Önceki startında 1600 metre çim pistte 6 Temmuz'da bir ikinciliği var boyun farkıyla. 2 numaralı Duchos His Emmanuel Escoville ile şans verdiğim diğer bir isim. 4 numaralı Scarlet City Fernando de la Cruz ile start alıyor. 1600 metre çim pistte ikinciliği var son startında. Son olarak 11 numaralı Marv Magic, Eduardo Perez ile bu koşuda şans verdiğim isimler. 6. koşu 1200 metre kum pistte 3 yukarı İngilizlere mahsus bir opsiyonel satış koşusu. Burada da 30 binlik bir opsiyonel satış koşusu 28 bin dolar toplam ikramiyesi olan bir koşu. Son 4 startında 2 ikinciliği 40 binlik şartlı satış koşularında 2 ikinciliği var 1200-1100 metrede. Daha sonra 40 binlik şartlı satış koşusunda 1200 metrede üçüncülüğü var. Son startında 62.500'lük bir şartlı satış koşusunda dördüncülüğü var olan 1 numaralı Rock and June Bug Orlando Mojica ile bu koşuyu kazanır gibi gözüküyor. Son 4 startında tabela yapmış bir isim. Gruptaki diğer isimlere bakınca öne çıkan bir isim. 7. ve son koşu günün programdaki tek maiden koşusu 2 yaşlı dişi İngilizlere mahsus 1000 metre çim pistte start alacak. Koşuya baktığımızda koşu 34 bin dolarlık bir maiden koşu. 5 numaralı Lily's Home Fernando de la Cruz'la bu koşuda şans verdiğim ilk isim. Kariyerindeki iki favori olduğu ilk iki startında baş farkı ve bir boydan az bir farkla ikincilikleri var 1000 ve 1100 metre kum pistte. Son startında da 34 binlik maiden koşuda üçüncülüğü var. 11 numaralı Vivid Exposure Abel Lescano ile şans verdiğim diğer bir isim 1100 metre çim ve 1100 metre kum pistteki son iki startındaki maiden koşularda ikincilikleri olan bir isim. 10 numaralı Chrome Desert California Chrome yavrusu ilk kez ve Alex Achard ile start alacak. 6 numaralı Gold Blooded Edgar Morales ile üst grup koşudan bu koşuya geliyor ve son olarak 2 numaralı Isabel Alexandra Reylu Gutierrez ile bu koşuda şans verdiğim isimler. Amerika ve Avustralya yarışlarına bahis yapıyorsanız xbracing.com web sitesinden hemen hemen her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Bu web sitesinin kullanımına yönelik küçük bir tanıtım videosu var, onu izleyelim. Altılı Ganyan şablonuna geçmeden önce xbracing.com adlı web sitesinden bahsetmek istiyorum. Bu web sitesine girdiğinizde karşınıza adres satırına bunu yazdığınızda karşınıza bu web sitesi gelecek. İlk kez açanlar için burada bir Amerikan bayrağı çıkacak. Buradan Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Bu web sitesinde herhangi bir üyelik, abonelik, e-mail vesaire gerektirmiyor. Her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Yarışın az önce size bilgilerini aktardığım PDF programa ulaşabilirsiniz. PDF programı için tıkladığınızda PDF'i açacaktır karşınıza. Buradan istediğiniz koşuyla ilgili istediğiniz atın bilgilerine bakma şansınız var. Daha sonra galoplara gelebilirsiniz. Galoplarda da henüz bugünkü galopları yerleştirmedim. 4 Eylül'ün galopları duruyor. Galoplara geldiğinizde galopları olan atların üzerine tıkladığınızda bakın Screaming By 4 Furlong'u 49.77'de Saratoga'da yapmış. Onun üzerine tıkladığınız zaman ilgili atın galobunu seyredebilirsiniz. İstediğiniz, ilgilendiğiniz atın varsa galoplarına buradan ulaşma şansınız var. Gördüğünüz gibi. Daha sonra yarış programına ulaşabilirsiniz burada. Yarış programında işte bazen dördüncü koşu ilk ayak oluyor, beşinci koşu ikinci ayak oluyor gibi. Üzerine tıkladığınızda karşınıza yarış programı geliyor. Yarış programında da
ilgilendiğiniz, üzerinde çalıştığınız atın üzerine tıkladığınızda o atla ilgili geçmiş koşuları varsa onları izleme şansınız var burada. Başka bir koşuya gidelim. Race 6. Burada The Cairo Kid'e bakalım. Cairo Kid'in geçmişteki bütün koşularını burada görebiliyorsunuz. Videolarını izleme şansınız var. Opening up the margin now to four or five lengths from Magic geçmiş, geçmiş koşularına ait videolara ulaşabilirsiniz. Altılı Ganyan şablonuna ulaşabilirsiniz. Şuradaki Laurel Park buna tıklamak suretiyle. Burada altılı Ganyan şablonumuz mevcut. Tutarıyla birlikte hangi atlar varsa önerdiğim. Bir de şu an izlediğiniz videoya ulaşma şansınız var. Buradan YouTube üzerinden yayınlanıyor. O videoya ulaşabilirsiniz. Kısacası faydalı olduğunu düşündüğüm bir web sitesi. Başta da söylediğim gibi herhangi bir üyelik vesaire e-mail gerektirmiyor. Serbestçe girip kullanabileceğiniz bir web sitesi. Sağ üst köşeden Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi. Bir de abone değilseniz şuradaki abone ol butonunu tıklayarak kanala destek verirseniz sevinirim. Altılı Ganyan şablonu ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin. 7'li bileserin ilk ayağı birinci koşu Altılı Ganyan harici. 4 numaralı Super Duty Justice, 3 numaralı Pure Tap, 1 numaralı My Dad's Better Than Yours, 2 numaralı No Man Can. Altılı Ganyan ilk ayağı 6 numaralı Of Figo, 1 numaralı Hezzy Command, 2 numaralı Patna ve 3 numaralı Loft House. Üçüncü koşu 8 numaralı Rockin' Justice, 7 numaralı Akamai, 4 numaralı Load 'em Up Justice, 1 numaralı Jackson's Gold, 2 numaralı Million Dollar Red ve 5 numaralı Silent Sonata. Dördüncü koşu 6 numaralı Sweet Justice ve 8 numaralı Diamonds and Denim yeterli gibi gözüküyor. Beşinci koşu 1 numaralı Great Strike, 10 numaralı Counter Offer, 2 numaralı Ducho Suisse, 4 numaralı Scarlet City ve 11 numaralı Mars Magic. 5. koşuda 1 numaralı Rock'ın Can Bugu, 3 grup koşulardan bu koşuya gelen ismi tek olarak önereceğim. Son ayakta da 5 numaralı Lily's Home, 11 numaralı Vivid Exposure, 10 numaralı Chrome Desert, 6 numaralı Gold Blooded ve 2 numaralı Isabel Alexandra önerdiğim isimler arasında. Yorumları beğeniyorsanız, abone olursanız sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize bol şanslar diliyorum.